Evet, yeni bir psikosomatik hastalıklar programıyla karşı karşıyayız. Yanımda çok değerli hocam, üstadımız ve hekim Doktor Muhittin Güçlü. İç hastalıkları uzmanı aynı zamanda. Onunla bir önceki programlarımızda da kronik yorgunluk ve fibromiyalji ve tükenmişlik sendromu hakkında görüşmüştük. Ve aynı zamanda bu programda farklı konular işleyeceğiz. Farklı alanlardan bilgiler edineceğiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle tekrardan. Efendim. Hocam seyirci sizi seviyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bilgileriniz birçok kişiye faydalı oluyor. Eş zamanlı güzel de sorular geliyor. Bugün soruyu almayacağım çok fazla. Gelmiş olan birkaç soruyu size program içerisinde akıtacağım. Programı bugünkü konularımızı tamamlayıp bitirmek istiyorum. Yani bu çünkü bir sonrakinde obezite olabilir veya işte alerji üzerine konuşabiliriz. Ağrılar olabilir. Birçok başka konulara da girmek istiyorum. Nedir kronik yorgunluk ya da fibromiyalji? Nasıl ifade edersiniz? Ya da daha öncekinden kısa bir özet geçip sonra konularımıza girsek çok sevinirim. Şimdi yorgunluk çağımızda çok önemli bir olay. İnsanlar gerçekten yorgun işlerinden, okulundan, çalışma hayatından eve döndükleri zaman yorgunluk şikayetleri var. Ve bu çok yayılan bir şikayet. Eskiden bu kadar yorgunluk şikayeti olmazdı ama şimdi insanlar elim ayağım tutmuyor, bütün vücudum ağrıyor, hiçbir şey yapacak gücüm yok. Yani bu şikayeti çokça duyuyoruz. Hekimler çok duyuyor ama halk siz de duyuyorsunuzdur yani. Şimdi yorgunluk, kronik yorgunluk derken ben hani üç başlık altında söylemek istiyorum. Önce kronik yorgunluk yani sebebi olan bir kronik yorgunluk vardır insanda. O sebebi düzeltirsiniz yorgunluk gider. Bir de burnout dediğimiz tükenmişlik sendromu vardır. Onun da sebepleri vardır ama hastanın şikayeti yoktur burada. Hasta halsiz, bitkin, yorgun ama bir şikayet yok. Tükenmiş sendromunda. Tükenmişlik sendromunda. Onu izah edeceğiz. Bir de fibromiyalji var. Evet. Yani değişik vücudumuzdaki belli noktalardaki şiddetli ağrılar. Bu da stresle ilgili aslında. Aslında bunlar birbirine iç içe tamamen hepsi iç içine geçmiş. Şu anda söylediğim bütün konular iç içine geçmiş. Kronik yorgunlukta daha önceki programda kısa veya uzunca bahsettik ama bugün kısa bir hatırlatmak için diyorum. Diğer konulara gelelim. Evet, yani şeyin arasındaki fark ayrılsın diye.